Özel yetenekli öğrenciler bilişsel özelliklerinin yanında duygusal gelişim özellikleriyle de eşitlerinden farklılaşmaktadır. Bilişsel özellikleri akranlarına göre ne kadar karmaşıksa duygusal özellikleri de aynı oranda derin ve yoğundur. Sınıf içerisinde arkadaşlık ilişkileri nasıl? Anlaşabildiği ve kendini açabildiği yakın arkadaşları var mı? Her şeyi iyi yapma veya hep yüksek not alma konusunda baskı altında hissediyor mu? Sosyal ve duygusal açıdan okula uyum sağlayabilmesi, ihtiyacı olan desteği alabilmesi için bu konulara dikkat ediyor olmamız gerekir. Onları sadece hızlı öğrenen ve doğuştan avantajlı öğrenciler olarak ele almak, onların yaşadıkları zorlukları görmemizi engeller. Okulda kendilerini anlaşılmamış ve yalnız hissetmelerine neden olabilir. Oysa özel yetenekli öğrenciler, duygusal ve akademik açıdan ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyan özel bir gruptur. Özel yetenekli öğrenciler duygularını daha yoğun bir şekilde deneyimlerler. Duygu dünyaları karmaşık ve derinliktedir. Örneğin, öğrencinizin ilgisini çeken, üzerinde çalıştığı bir konuyu arkadaşlarına anlatır. İster ki onlar da bu konuyu merak etsinler ve sorular sorsunlar. Oysa çoğu zaman konu arkadaşlarının ilgisini çekmez ve onlar oyun oynamak veya farklı bir şey yapmak isterler. Bu durumda özel yetenekli öğrenci derin bir yalnızlık ve üzüntü hissedebilir. Aynı zamanda başkalarının duygu, düşünce ve beklentilerine karşı da hassastırlar. Etik değerleri ve adalet duyguları yüksektir. Kendisine ve başkasına haksızlık yapıldığını düşündüğünde karşı çıkmak isterler. Toplumsal sorunlara duyarlıdırlar ve çözümler üretmeye çalışırlar. Mesela dışarıda yağmur yağarken yavru kediler üşür diye pencereden ayrılmadan ağlayabilir. Onlar dışarıda ben evdeyim diye üzülebilir. Bu üzüntüsünü yoğun bir şekilde yaşayabilir. Veya eğitim sistemiyle ilgili sorunları düşünüp çözümler üretebilir. Ve bu çözümlerin uygulanmıyor oluşuna içten bir şekilde kızabilir. Duyguları yoğun olduğu gibi duyuları da daha yoğun hissederler. Beş duyumuzdan gelen bilgileri yoğun bir şekilde deneyimlerler. Tatlardan, kokulardan, dokulardan, seslerden ve görüntülerden zevk alırlar. Ancak bu artan hassasiyet nedeniyle zaman zaman aşırı uyarılmış veya rahatsız hissedebilirler. Kimsenin çok dikkat etmediği bir ses onları rahatsız edebilir ve dikkatlerinin sürekli dağılmasına neden olabilir. Kendilerine ve çevresindeki kişilere yönelik duygusal farkındalıkları yüksektir. Hem kendi duygularının farkındadır hem de başkalarının duygularıyla empati kurarlar. Duygular ve düşünceler üzerine düşünürler. Kendi duygularını ve düşüncelerini yaşıtlarından beklemeyeceğiniz bir şekilde ifade ederler. Derin bir şekilde açıklayabilirler. 6. sınıfa giden bir öğrencim kaygısını ve kaygısıyla baş etme sürecini anlatmak için şöyle bir ifade kullanmıştı. Odamın köşesini göstererek sıkışmış hissediyorum. Köşedeyim ve üstümde pek çok yük var. Birkaç gün orada öyle kalıyorum. Sonra bakıyorum. Pencereden dışarıda güneş var. Dışarısı güzel geliyor ve yavaş yavaş köşemden çıkıyorum demişti. Çok güçlü ve etkileyici bir metafordu. Bu duyguları yaşamasının nedeni büyük olaylar değildi aslında. Sınavda istediği notu alamaması, arkadaşlarının birbirleriyle daha iyi anlaştığını düşünmesi veya öğretmeninin ona haksızlık yaptığı fikrine kapılması gibi durumlarda çökkün hissediyordu. Duygularını daha yoğun yaşıyordu. Bu noktada çok hassas ve kırılgan olduklarını düşünüp yüksek farkındalığa sahip olmayı dezavantaj gibi algılayabiliriz. Oysa ki aynı zamanda kendi kendilerine çözüm bulma, değişimi başlatma ve baş etme becerileri konusunda da oldukça iyi olmalarını sağlar. Bu öğrencimle de duygularını, düşüncelerini ve bunların hayatına etkilerini ele aldığımız birkaç görüşme yaptık. Sonrasında öğrencim artık kendisini köşeye sıkışmış hissetmiyordu. Yaptığım takip görüşmelerinde de bu durumun tekrarlanmadığını gördük. Özel yetenekli öğrenciler kendi duygusal süreçlerini fark ettiklerinde bu süreci yönetme konusunda da beceriklidirler. Burada önemli olan nokta duygusal yoğunluğu yönetebilmek için desteğe ihtiyaç duymaları ve bu desteği onlara sunabilmemizdir veya uygun yönlendirmeyi yapabilmeliyiz. Özel yetenekli öğrencilerin mükemmeliyetçilik eğilimleri yüksektir. Yaptıkları işi
verdikleri ödevi, sınav sonuçlarının en iyisi olmasını isterler. Aslında gelişimsel olarak yaşıtlarından daha ileride olduklarını kendileri de fark ederler. Konuları daha erken anlar, notları daha iyidir, daha üst düzey kitapları okuyabilirler. Bunu fark ederek büyüyen özel yetenekli öğrenci kendisinden de daha iyisini beklemeye başlar. Bu mükemmeliyetçilik aslında onların başarılı olmalarına ve yüksek performans göstermelerine katkı sağlar. Bir işi yaparken titiz, düzenli ve dikkatli olurlar. Zorluklar karşısında denemeye devam ederler. Bunun yanında hata yapma toleransı düşük olursa o zaman mükemmeliyetin olumsuz etkilerini görmeye başlarız. Hata yapma korkusu ile yeni bir şey deneme ve öğrenme konusunda isteksiz olmaya başlayabilirler. Hatta en iyisi olmayacaksa hiç yapmamayı da seçebilirler. Örneğin sınavdan önce yoğun kaygı yaşayabilirler. 90-95 aldığında ağlayan bir öğrenciniz varsa bunu bir araştırmamız gerekir. Onu bu kadar üzen ne? En kötü ne olabilir? Öğrencinin bu notu nasıl anlamlandırdığını anlamamız gerekir. Kimi öğrenci içsel olarak hep en iyi olmak ister. Ama kimi öğrenci etrafında bunun baskısını hisseder. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman öğretmeninden veya arkadaşlarından. Özel yetenekli olarak tanılanmak spot ışıklarının altında olmak gibidir. Bu çocukların iyi yaptığı ve iyi yapamadığı şeyleri diğerlerine göre daha fazla gündeme geliyor olabilir. Bu da öğrencide stres yaratır. Hep iyi olmalıyım algısına neden olabilir. Son olarak özel yetenekli öğrencinin de çevresinden beklentisi yüksektir. Öğretmeninin kendini geliştirmesini, arkadaşlarının başarılı olmasını, anne babasının bilgili olmasını ve onu anlamasını bekler. Grup ödevlerinde diğerlerinin de onun hızına uymasını, fikirlerini anlamasını ve yüksek performans göstermesini ister. Bu durum arkadaş seçimlerini de etkiler. Özel yetenekli öğrenci, gelişim alanlarının bazılarında yaşıtlarından öndedir. Bir konuyu daha derin tartışmak isteyebilir. Başkasına yapılan haksızlığa daha hassas olabilir veya grup ödevlerinde daha hızlı ilerleyebilir. Bu da özellikle okul ortamında arkadaşlık ilişkilerini etkileyebilir. Bazı öğrenciler kendilerini gruptan farklı veya yalnız hissedebilirler. Kendilerinden büyüklerle arkadaşlık yapmayı severler. Yalnız oynamayı ve çalışmayı tercih edebilirler. Ama bu durum tüm özel yetenekli öğrenciler için böyle olacak diye bir kural yoktur. Özel yetenekli öğrenciler liderlik yapmayı severler. Grup olarak oyunu oynayabilirler veya ödev yapabilirler. Özel yetenekli öğrenci bu grubu etkilemek ister. Oyunu farklı oynamakla ilgili veya ödevin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili fikirleri vardır. Ve isterler ki grup onu dinlesin ve bu fikirleri beğenip uygulasın. Ama her zaman bu iyi sonuçlanmayabilir. Grup fikri beğenmeyebilir ve uygulamak istemeyebilir. Ama özel yetenekli öğrenci fikrini söylemeyi, takdir edilmeyi ve ön planda olmayı yine de ister. Fikrine inanır ve güçlü bir şekilde savunur. Bu zaman zaman inatçılık gibi algılanabilir ve yanlış bir fikirden döndürmek onu zor olabilir. Otoriter tutumdan çok da hoşlanmazlar. Katı kurallar, esnek olmayan yaklaşımlar, dayatılan durumlardan hoşlanmaz ve çatışırlar. Örneğin, teneffüs ona kısa geliyorsa bu konuda sizinle çatışabilir. Neden bu kadar sürüyor? Bu süreyi kim belirledi? Ama bize sordular mı? Biz de bu okulda okuyoruz. Söz hakkımız yok mu? Bu adil değil gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Eş zamanlı olmayan gelişim. Özel yetenekli bir öğrenci gelişimsel olarak yaşıtlarına göre ileridedir. Farklı gelişim alanlarında farklı hızlarda ilerlerler. Bir gelişim alanında yaşıtlarının ilerisinde, başka bir gelişim alanında yaşıtlarının düzeyinde ve yaşıtlarının gerisinde olabilir. Bu oldukça normaldir. Bilişsel becerileri oldukça ileride, fakat sosyal duygusal gelişimleri veya motor gelişimleri yaşıtlarıyla aynı düzeyde ya da yaşıtlarının gerisinde olabilir. Kendisini ifade etmede, sözel becerilerde ileride olup matematikte yaşıtları düzeyinde olabilir. Bu gelişimsel düzensizliğe uyumsuz veya asenkron gelişimde denmektedir.
Bu düzensizlik hem öğrenci hem de çevresi için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Tarih alanında çok iyi olan bir öğrenci, biyolojide ortalama düzeydedir. Her alanda çok iyi olmasını bekleyemeyiz. 10 yaşında bir öğrenci bir teneffüs sizinle Platon'un fikirlerini tartışırken, sonraki teneffüs bir bakmışsınız istediği olmadığı için ağlıyor olabilir. Benimle felsefe tartışıyordu ama daha kendi sorununu ifade edemiyor diye düşünebilirsiniz. Bu aslında gelişimin düzensizliğinden kaynaklanan bir durumdur. Özel yetenekli çocuklarla ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar vardır. Örneğin, bütün çocuklar özel yeteneklidir. Evet, bütün çocukların iyi yaptığı, yetenekli olduğu alanlar vardır. Fakat özel yetenekli tanımı için çocuğun yaşının oldukça üzerinde performans göstermesi gerekir. Bu nedenle çocuğun yetenekli olduğu alanlar olsa da her çocuğa özel yetenekli diyemeyiz. Özel yetenekli öğrenciler için örgün eğitim yeterlidir. Aslında özel yetenekli öğrenciler farklı eğitim ihtiyaçlarına sahiptir ve eğitim ortamında desteklenmeleri gerekir. Bu nedenle de özel eğitim öğrencisi olarak değerlendirilirler ve örgün eğitim ortamında farklı alanlarda desteklenmeleri gerekir. Özel yetenekli öğrenciler her zaman başarılıdır. Okul başarısı yüksektir. Akademik başarısı düşük çocuk özel yetenekli olamaz. Bunlar aslında çok da doğru değil. Çünkü okul başarısı düşük olabilir, farklı etmenler nedeniyle beklenmedik akademik başarısızlık yaşıyor olabilir bir öğrenci. Veya bizim beklentimiz çok üst düzey olabilir. Bu yüzden akademik başarıyla zeka arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyemeyiz. Özel yetenekli çocuklar sosyal olarak uyumsuzdur, asosyaldir. Diyemeyiz, bulunduğu ortama uyum sağlayamamış olabilir ama uyumsuz dememiz için her ortamda uyumsuz olması gerekir. Ama okul ortamında ya da bulunduğu çevrede uyum sağlayamamış olabilir ama farklı ortamlarda uyumlu ve keyifli vakit geçiriyor olabilir. Gelişimsel gerilik, gecikme yaşayan çocuklar özel yetenekli olamaz. İki kere farklı öğrencilerimiz vardır. Bunlar aslında iki tanısı olan öğrencilerdir. Öğrencimiz özel yetenekli ve görme engelli olabilir veya dikkat eksikliği yaşıyor ve özel yetenekli de olabilir. İki kez farklı öğrencilerimiz vardır. Özel yetenekli bir öğrenciniz varsa sizin desteğinize ve ilginize ihtiyaç duyar. Belki belli etmeyebilirler ama özel yetenekli tanısına sahip olmanın getirdiği hep iyi olma baskısını, zaman zaman yaşadıkları uyum sorunlarını, dersteki uyaranların yetersiz geldiğini bilmemiz, onların ihtiyaçlarını fark etmemizi ve onları desteklememizi sağlar. Eğer özel yetenekli olabileceğini düşündüğünüz öğrenciniz bilseme alım süreci dışındaysa, okulunda bireysel eğitim planı uygulanır ve destek eğitim odasından yararlanabilir. Bunun için öğrencinizi rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmelisiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.